Merhaba arkadaşlar. Bugün avda değiliz ama mantar avındayız diyelim. Size şöyle göstereyim. Bunlar gerçi çürümüş. Artık karta kaçmışlar. Çam mantarı ve kanlıca mantarı arayacağız. Şurada bir tane daha vardı. Yine çürümüş. Poşetimizde iki tane işte sağlam sayılabilecek şekilde bulduk. Mantar işte arkadaşlar bakın poşetin arasında kalmış. Görüyorsunuz kocaman bir çam mantarı. Bakın şurada yavrusu kalmış. Evet. Arkadaşlar bu çam mantarı diyebiliyorum ben. Gerçi kanlıcaya da benziyor artık soğuktan. Yağmurdan biraz kötülenmiş. Evet arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar şu an yine bir mantar ocağının içindeyiz ama bunlar küçük. Erken ölüm yaşamışlar. Bakın şurada birisi herhalde ayağını mı vurdu artık. Ne yaptıysa. Ya benim aradığım mantarları gördünüz arkadaşlar. Hani ben böyle ufakları toplamak istemiyorum. O yüzden de ellemiyorum bunlara. Bakın şöyle ocağı göstereyim size. Ha şunu da belirtmek isterim arkadaşlar ben hani bu mantar işinde kendimi amatör görüyorum. Ha kimine göre ustayımdır belki kimi hiç bilmiyordur. Kimine göre hani sen amatör bile değilsin diyebilirler. Ustalar vardır bu işte. Hani adam baktığı zaman mantarı da uzaktan veya işte hani nerede olacağını kendi eliyle dikmiş gibi oraya gidip çıkartıyor. Öyle usta insanlar da var mantar toplama konusunda. Ben işte ne acizane böyle. Burası da arkadaşlar muhtemelen defineciler buraya girmişler, geri vazgeçmişler. Yani burada felaket şekilde define arayan vatandaşlar da çok. Buralar hep ufak ufak arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da tavşan oluyor genelde. Şurada iki çamın arasında yatıyor. Bura biraz da güneş olduğu için muhtemelen burada yatıyordur diye düşünerek açtım kamerayı da bakalım. Tabii gene asıl amacımız mantar. Ama genelde ya şurada yatıyor. Başın dibinde ya da şurada yatıyor. Tabii yaşıyorsa. Neyse arkadaşlar mantar bulduğunda gene açarız kameramızı. Evet arkadaşlar bir mantar daha bulduk. Size şöyle göstereyim. Evet. Neredeydi o? Ha şunu inanın mantar olduğunu anlamadım. Şöyle ayağım çarptı. Bir daha vurdum baktım. Dedim bu yapış yapış neymiş? Baktık ki mantar. Şunlar gene bizim mantarlar.
Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet, mantar avına devam. Bunları da poşetimize koyalım arkadaşlar. Şu doldu zaten, şu poşet doldu. Evet. Atıyoruz torbamıza. Torbada rüzgardan uçuyor. Evet. İnşallah ölmeyiz diye. Evet, başka bir mantar bulduğumuz zaman gene açarız kameramızı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geniş yolda çıktık fakat az evvel şurada hani kestane rengine dönmüş bir mantar topladığımızda yanından buranın geçip gitmişiz. Bakın. Bakın arkadaşlar, bu vatandaşların biz yanından geçip gitmişiz. Dönüşte buldum bunları. Evet. Ya şurası rahat arkadaşlar, 1 kilo var, çok rahat. Tam oraya gelsin. Evet arkadaşlar, neyse, bir dahaki mantar videomuzda ya da av videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma beğenip abone olursanız, videolarımı paylaşırsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Ha, şunu da belirteyim arkadaşlar. Hani video içerisinde söyledim gerçi ama bu mantarlara bakarak hani gene de bir mantar toplamayın. Eğer emin değilseniz, emin olmadığınız mantarı zaten yemeyin, hiç ellemeyin bile yani. Yenilebilir olduğuna kanaat getiriyorsanız toplayın ve yiyin. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, dün mantarı gördüğüm, hani avda gördüm dediğim yer burası. Tabi ben şu yan tarafını gördüm de burayı görmemiştim işin açıkçası. Bakın. Evet arkadaşlar. Bakın. Niye ki iş yapıyoruz ki, direkt poşete koyalım değil mi? Poşet yanımızda. Mahallede diyecek ki şimdi, o Ahmet mantar mı topladın kardeş, bize yok mu? Ya bunlar avda da böyledir arkadaş. Hazırcılar yani. Hiç demiyorlar bu adam ava gidiyor, o kekli tavşanı vuruyor da kaç saat yol yürüyor. O kadar dağ bayır geziyor. Hiç bunları düşünen yok. Anca o kardeşim Ahmet'im tavşanını yiyoruz. Keklik mi yiyoruz? O ördek mi getiriyor? Adam markete sipariş verir gibi sipariş veriyor arkadaşlar. Bana bir tane tavşan diye. Adam bana bir tane tavşan diye ben hava çıkarken sipariş veriyor. Ya yani var mı böyle bir dünya ya?
Ha ben ne yapayım? Gel diyorum benden. Sen benim çantacılığımı yap. Ben de sana tavşanı vereyim. Öyle ya. Yani arkadaşlar böyle avcılık, mantarcılık kolay iş değil. Geziyorsun, arıyorsun, topluyorsun. Bakın, bakın, mantar. Arkadaşlar, böyle mantarın işte ocağını bulunca mantar seven insan böyle işte bende olduğu gibi böyle ses tonu değişiyor. Hani bakın arkadaşlar. Evet. Vallahi arkadaşlar, tavsiye ederim ya mantar toplamanızı. Ne bileyim. Yani bu tarz doğayla iç içe faaliyetler göstermenizi tavsiye ederim yani. Çünkü yani az evvel de dedim ya hiç mantar toplayacak bir faaliyette şeyde ruh halinde değilim. Yani şunu yapmasam inanın gidip cinayet işleyecek kıvamdayım yani. Yani bu kadar da açık söylüyorum. Haksızlığa karşı, yalana dolana karşı çok kötü şeyimdir. Yani tahammülsüzüm. Evet. Şöyle bunları da koyalım poşetaya. Parçalanmış gitmiş. Bir poşetim daha var. Boş. Evet. Ha arkadaşlar elimle alıyorum hani çakla kesmiyorum o da şundan dolayı zaten hani korkmuş oluyorlar. Yıllar. Bakın arkadaşlar. Evet, burada yeterli. Evet arkadaşlar yine bulduk mantarı. Evet, burada bir öbek var. Burada var.
Bunları da alalım, yeter mi diyelim artık bilemedim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar, şöyle bir bilgi de vermek isterim size. Tabi bilmeyen arkadaşlar için, yani nacizane bilgi vermek istiyorum. Mantar böyle işte nemli yerleri sever. Mantarın güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet, bunu da atıyoruz. Bir de şurada görmüştük. Bakın. Artı arkadaşlar, mümkün mertebe şu benim yaptığım gibi şimdi kökünden çıkartmayalım ki bunun yüzü niye acaba böyle şireli? Bakın arkadaşlar. Evet, poşetimizi alıp gelelim. Bunları da koyalım. Şunu da alalım. Burada yalnız canı sıkır. Bunu şimdi. Evet. Gene görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar, boş durmuyoruz, boş durmuyoruz. Şuraya da bakacağım. Burada kabarık duruyor ve mantarlarımız burada arkadaşlar. Bakın. Evet. Bakın. Mantarlarımız burada arkadaşlar. Evet. Şunları poşetimize bir koyalım. Dökülenler de bir alayım bir saniye. Evet. Evet arkadaşlar, bıçağımız orada. Ya şunları falan almıyorum arkadaşlar. Yani ufak oldukları için bakın. Ya mantarda bir yer bulduğunuz zaman arkadaşlar, bakın. Evet. Yani mantarda
bir yeri bulduğunuz zaman etrafına bakın arkadaşlar. Özellikle böyle kabarmış yerler bakın. Yani böyle kabarık duran yerlere bakmanızı tavsiye ederim. Bakın nasıl çıktığını size görüyorsunuz. Yani bunlar bu şekilde işte gidiyorlar yani arkadaşlar. Fazla da çubuğu sopayı fazla da derine daldırmak istemiyorum, koparmamak için. Yani zaten kopartacağız, ayrı bir mevzu da. Yani arkadaşlar işte bu işte böyle bir zevk var. Hani hep avcılık değil ya. Biraz da dedik başka şeyler koyalım videomuza, kanalımıza. Bu arada arkadaşlar tabi kanalımızı hani beğenip abone olursanız bizi memnun edersiniz. Videolarımızı paylaşırsanız bunların daha çok insana, şuradan başlayalım kesmeye, daha çok insana ulaşmasını sağlarsanız paylaşarak tabi biz de seviniriz yani. Evet arkadaşlar, şöyle hızlı bir şekilde mantarımızı toplayalım. Aslında şunu da söylemek isterim arkadaşlar, hiç mantar toplayacak bir ruh halinde de değilim ama bak 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 üstüne basıyormuşuz, bak kerata var. Şu kalemimizi de alalım. Evet arkadaşlar, bu iş bana rahmetli babadan kaldı. Avcılık, mantar toplama. Bunlar hep... arkadaşlar bu arada bir de şunu da söylemek isterim. Hani Kanlıca mantarının 3-4 çeşidi var yani. Hani şey değil, sadece işte üstü kırmızı olan Kanlıca mantarı olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bunun da çeşidi var yani. Yani bakın arkadaşlar, halen halen çıkıyor, halen çıkıyor. Mantar da Allah. Geç. Bakın. Yani şey yaptığınız zaman arkadaşlar, çevresine, ya bunlar çürümüş. Şu biraz daha iyi gibi. Yani arkadaşlar vallahi iyi bir yatak bulduk bakın. Hem de bayağı iyi bir yatak bulduk.
Hani buna yatakta deniliyor, ocakta diyen var. Ben ikisini birden diyorum işte, kimi zaman yatak diyorum, kimi zaman ocak diyorum arkadaşlar. Bu mantara hani bir de arkadaşlar şey de var. Bakın. Bakın arkadaşlar. Yani hani bu kanlıca mantarı diyoruz da Çındar diyen de var. Ne? Melevli mi? Melevle mi? Öyle bir şey diyen yöreler de var. Bakın muhtemelen burada da var arkadaşlar. Buyur. Bakın. Buyurun. Ya keşke poşeti fazla getirseymişim. Şuradakileri dolduralım. Zaten herhalde burayı da doldurduk muydu başka gezmeye gerek kalmayacak arkadaşlar. Yani öyle bir şeyde burası. O kadar dolu yani. Elime attığım yer. Bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Bu arada onu da söyleyeyim size. Hani derler ya, mantar işte arkanı dön, bak gene büyümüştür. Ona bir bakacağım şimdi. Gelirken topladığımız yerlere hani gelirken topladığımız yerlere bir bakalım bakalım arkadaşlar. Yani denildiği gibi şey var mı? Bir de bu mantara böyle bilim adamları uğraştığını biliyorum ben. İşte hayvan mı, bitki mi? Hayvansa ne tür bir hayvan? Bitki ise ne tür bir bitki? Yani çok enteresan bir şey. Bakın. Bakın arkadaşlar bakın. Ya basmaya da çekiniyorum. Şimdi işin garip tarafı. Ayağımı basmaya da çekiniyorum bakın. Çünkü bastığımız yerin altı bakın ya arkadaşlar bu arada bazen unutuyorum kamerayı hani çektiğimi. Bakın arkadaşlar. Burada da var ama ufak buradakiler. Powerbank'imiz düştü. Şuraya da bakalım. Olmaz mı arkadaş?
Köpek orada kalsın. Bakın arkadaşlar, bakın. Bunlara mantar değiler. Evet. Bu arada arkadaşlar, hani çıtır çıtır çamların sesi geliyor. Şey olarak yanlış anlaşılmasın. Bir de yok, oraya bakmışız. Evet arkadaşlar, şöyle bir yürüyün bakayım. Bakın bir de ta çamın arasında var bak, dalların arasında. Ama onu almayacağım. Evet arkadaşlar, gene bir maden bulursak açarım. Ha bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Sanırım biraz evvel söylemiştim ama yine bir hatırlatma geçelim. Şuralarda da var mı? Bakalım.